Merhabalar. Bu ilk özel eğitim videomda sizlere formül oluşturmayı, formül kullanmayı, VBA'da kendi formüllerinizi, kendi fonksiyonlarınızı yazmayı ve bunu class modülünde biraz daha farklı yöntemlerle nasıl kullanabileceğimizi öğreteceğim. Benim kendi iş yerinde kullandığım çok değişik class modüllerim var. Sağ tıklama menüsünü dahi kendim hazırlayabiliyorum. Bunlarla ilgili dönem dönem videolar hazırlayıp buraya koyacağım. İhtiyacı olan alsın, kullanabilir diye. Mesela üniversitelerde şey vardır, vize ve finans sınavları yüzde olarak %30, %70 gibi ayrı ayrı oranlarda alınıp final sonuç ortalaması o şekilde hesaplanır. Mesela vize notu diyelim, final notu ve ortalama. Vize notunuz 50 ise, final notunuz 60 ise ortalamanız matematik olarak 55 yapar. Ama üniversitelerde bu şöyle hesaplanır. Bunu formül çubuğundan önce yapalım. Parantez açıyoruz. Burayı önce vizeyi hesaplatıyoruz. Vizenin değerini çarpı 70 bölü 100 artı final notunun çarpı 70 bölü 100 dersek ortalamayı bize verecektir. Yanlış verdi. Ne oldu yanlış? Şunları da parantez alalım. Yanlış verdi. Okey. Evet, ikisinin de %70'ini almayacağız. %30. Evet. Ortalama %50 üzerinden 57 aldık. Bu neyle? Matematik formülüyle bu şekilde çıktı. Şimdi biz bunu başka bir yöntemle daha hesaplatalım. Kendi formülümüzü oluşturalım. Yani şu formülü Excel'in içine gömelim. Bunun için Visual Basic kısmına giriyoruz. Geliştiriciden açarsınız onu. Artık herkes biliyordur. Şuraya bir modül ekliyoruz. Modülün içerisine fonksiyon yazacağımız için fun on bu yazdık mı? Evet. Final hesapla. Buraya iki değer alacağız. Bize test double ölü final test final test double bu bize bir çıktı verecek. O da double olacak. Yanlış yapmışız. Nerede bu? Evet. Buradan iki değer geliyor. Onu hesaplıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Vize eşittir. Vize çarpı 30 bölü 100 final eşittir. Final artı 70 bölü 100 oldu mu? Oldu. Sonucumuz neydi? Bunun ikisinin toplamı olacak. Bize artı finalin toplamı olacak. Burayı kapatalım. Geldik şuraya. Az önce matematik formülü yazdığımız gibi şimdi kendi fonksiyonumuzu çağıracağız. Eşittir. Final dersiniz hemen gelir. Vize notumuz bu. Final notumuz bu. Parantezi kapat.
Ha, işte size 57. Hatta şuradan da görebiliriz. Vize C2'den olacak. Finali C3'ten alacak. Hesapladığı 57'yi bize buldu. Evet. Şimdi bunu bir class modülü kullanarak nasıl yapacağımıza devam edelim. Yine basic kısmına geliyoruz. Visual Basic penceresi. Insert class modül. Class modülde buraya iki değer göndereceğiz. Bir final değerini, bir vize değerini göndereceğiz. Public vize as double, public final as double, bunları göndereceğiz. Ve bir de hesaplama yaptıracağız. Public hesapla, unuttuk. Public hesapla. Hesapladığını nereye koyacak? Çıkış hücresi vermemiz lazım. RNGS hangi? Olur. Şimdi geldik. Ne yapıyoruz? Aynen öbüründe olduğu gibi yapacağız. Oradan çalalım. Şuradan çalalım bunları. Aldık. O zaman sonuç olarak şunu nereye aktarıyoruz? RNG ile işaretlediğimiz hücreye. Hücreye aktarıyoruz. Evet. Bunun kullanımı için başka bir sap oluşturalım modül içerisinde. Bunu hemen belirtelim. Sap ve hesapla diyelim. Bunun için önce class'ımızı bir çağırmamız lazım. Class'a isim verdik mi? Vermedik. Class'a isim verelim. Öyle olmaz. Final class'ı diyelim. Bu bir ne ya? Evet. Şimdi class'ımızı önce çalışacağız. As hesap C diyelim mesela. Olsun. As new final class'ı. Geldik. Finale. Hesap C'miz. Git. Git. Önce parametrelerimizi atmamız gerekiyor. Neyi vereceğiz? Vizeyi vereceğiz. Nokta. Vize. Vizemiz nerede? D2'de. D2 hücresinde. Sonra final. Final nerede? D3'te. Kapat. Sonra da hesaplatacağız. Şu. Hesapladığını nereye yazacak? D4'e yazacak. Evet. Şimdi uygulatalım. Önce notlar girelim. 50. 60. Buradayız. Makroyu çalıştıralım. 57. Gene geldi sonuç. Ve burada hiçbir yazı yok. Dün 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 dün. Yapladık. İşte bu kadar. Class kullanımı ile ilgili yaptığım bu örneğin inşallah işinize yarar. İnşallah beğenirsiniz. Bunun tabi devamları gelecek. Başka videolar daha hazırlayacağım. Ben iş yerinde daha çok database ile işlem yapıyorum. Bir sürü listelerim var. Birkaç sayfa üzerinde on binlerce satırlık veri girişim var. Bu girişler üzerinde sürekli database işlemleri yapıyorum. Onu oraya aktar. Bununla hesaplar, ortalamalar, raporlar, hazırlamalar. Burada kullandığım bütün formülleri, fonksiyonları hepsini burada kısa kısa tanıtımlar olarak nasıl yaptığımı hepsini anlatacağım. Özellikle en çok kullandığım şey ben fonksiyon formüllerimi girerken şu şekilde bir buton koyup da butona atama yapmıyorum.